Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir örnek göstereceğim. yapım oldukça basit, kolay bir model yine. Ee, modelime geçmeden önce şöyle ipimi göstereyim. Nako hoş geldin softla yapıyorum. Doğal, natural bir ipmiş. Ee, şu şekilde şişle 3-3,5 numara ile yapılabilir. 100 gramı 230 metre bir ip. Gördüğünüz gibi dokusu ve kendisi güzel, yumuşak bir ip buçuk numara şişimle başlayacağım modelime. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Ilmek sayınızı ona göre ayarlarsanız, modelinizi ayarlarsınız şu şekilde modelimi önden göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel, şık bir örnek. Şu şekilde. Yapımı da oldukça basit. Çok hoş, şık duran bir örnek. Böyle atkı modellerinde kullanabilirsiniz. Bere modellerinde kullanabilirsiniz. Tam önümüz kış. Havalar serinlemeye başladı. Atkı, bere, şal, etol yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Güzel bir örnek. Yapılışı da kolay. Şimdi birlikte sizinle yapmaya başlayalım bunu. Dediğim gibi 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır modelimiz. Şöyle şişimizi alalım. Başlayalım ipimizi de kenara alalım modelimiz arka yüzünde kurulmakta ve ben direkt modelimi kurmaya başlayacağım istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz ama genelde bir ters bir düz lastik gider bu modele haroşa örnek kurmayın zaten kendisi de haroşa ya ters örgü olduğu için ön yüzü kaldıracağını zannetmiyorum modelimize başlayalım 4 ilmek ve katları birer tane de kenar ilmeği Şöyle kenar ilmeğimizi bir tane düz ördük. Arka yüzündeyiz ve modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğinden sonra birinci ilmeğimiz düz. ikinci ilmeğimiz düz. Üçüncü ilmeğimizi düz ördük. Bir tane dördüncü ilmeğimizi ters örüyoruz. Şişimize şöyle iki kere doluyoruz ipimizi. Tekrar bir, 2 3 ilmek düz ördük. 4. ilmeği ters örüyoruz. Şişimize ipimizi şöyle 1 2 kere doladık. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördük. 4. ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve 1 2 kere doluyoruz. Tekrar yine aynı işlem. 1 2 3 ilmeğimizi ters ördük. Kenar ilmeğimizi de şöyle ikisini birlikte ben bir tane kenar ilmeği fazladan bırakmışım. O yüzden kenar ilmeğimizi de ters ördük. Sıramızı tamamladık. Ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız modelimizin. Kenar ilmeğimizi şöyle bir tane aldık. 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz geldiği gibi. 2 3 ilmek ters ördük. Doladığımız ilmeklerimiz vardı bakın burada. Bunları şöyle bırakıyoruz. Düz olan ilmeğimizi şöyle öndeki düz olan ilmeğimizi şöyle uzatarak o bıraktığımız ilmekleri uzatarak çekiyoruz. Örmüyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Şöyle artırdığımız ilmeklerimizi bırakıyoruz. Düz olan ilmeğimizi şöyle çekiyoruz ve örmeden diğer şişimizi alıyoruz. 1 2 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar doladığımız ilmeklerimizi şöyle bırakıyoruz. Düz olan ilmeğimizi şöyle uzatarak örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Bir tane de kenar ilmeğimizi örerek ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde. Tekrar Arka yüzüne geçiyoruz. üçüncü sırasındayız modelimizin. Kenar ilmeğimizi aldık. Arkadaki ilmeklerimizin düz olanları düz, ters olanları ters olarak örüyoruz. Ama burada e, ters ilmeğimiz yok. 2 3 O ters olarak ördüğümüz ilk başlarken bu artırdığımız ilmeğimiz oldu. Bakın bu örmeden aldığımız ipimizi bizden tarafa alarak yine örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek düz o uzun ilmeğimizi örmeden alıyoruz ipimiz bizden tarafta kalacak şekilde 1 2 3 uzun ilmeğimizi örmeden aldık 1 2 3 kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamladık Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayız ve son sırasındayız. Şöyle kenar ilmeğimizi aldık. Bakın. 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 tane ters ilmeğimizi ördük. Bu uzun olan, düz olan ilmeğimizi de şöyle düz ördük. Yine 1 2 3 ters ilmeğimizi ters ördük o uzun olan düz ilmeğimizi de yine düz örüyoruz dördüncü sırasındayız 1 2 3 3 tane ilmek ters ördük uzun olan ilmeğimizi de düz ördük sıramız tamamlıyoruz son 3 tane ilmeğimi de ters örerek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bakın modelin kuruluşu bu kadar basit bu şekilde biraz ipim koyu kaldı sanki anlatabildiğimi düşünüyorum şöyle tekrar kenar ilmeğimizi alıyoruz yine 1 2 3 ilmek düz ilk sırada yaptığımız işleme başlıyoruz 3 ilmek düz ördük bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz dördüncü ilmeğimizi ve iki tane şişimize şöyle ipimizi doluyoruz iki kere yani 1 2 3 ilmek düz ördük dördüncü ilmeğimizi ters örüyoruz iki kere şöyle sarıyoruz yani doluyoruz bir iki üç ilmek düz örüyoruz dördüncü ilmeğimizi ters ördük ve şöyle iki, iki defa doladık bir 2 3 ilmek düz ördük. Son kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamladık. Model gösterdiğim gibi bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi şöyle tekrar göstereyim burada. Evet. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık duran bir örnek yapımı da oldukça basit bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum Ben izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı da unutmayınız